Peki bu senin oyunculuğun niye tartışmasız kabul ediliyor? Bu niye senin böyle bir şanslısın eskiden beri? Niye yani şanslı sen, olayım canım? Seni bir, bir Allah'ın kulu ben bugüne kadar duymadım ki Derya'da şu rolü kıvıramamış, pek beğenmedim canım ya, falan ya, tatsız mümkün geldi. Değil, bana. Çünkü Demez. çok yetenekliyim. Evet. <laughs> evet. E, ne yapayım? Hayır ne oldu yani sen yani Allah... bu? Ama ben seni biliyorum sen gençliğinden beri böylesin. Evet. Küçücük kızdan beri. Yetenekliyim. Ne ne oldun ne böyle, ne oldun yani dedi. bir insanda bir, böyle, bir, şey olamaz, bir duvara ben çarpmaz söktüm. mı yani bir oyununda olmamış <laughs> yani. olsun niye olmuyor? Hayır bu? ama yani bir oyunda bir şey olmuyor da yani sonuca baktığın zaman ortada bir şey yok yani onu demek istiyorum. Mesela bu şey yaptınız ben onu hatırlıyorum ben orada ne? o zaman küçücüktüm ee, küçücüktüm Nasıl sen yani? oynuyordun. <laughs> Annem getirmiş de, Annem elimden getirdi, tutun, elinden tutun, <laughs> Senin oyunla. <demek> <laughs> <laughs> Mesela bu şey o zaman dur ben. O zaman galiba ilk o zaman seni ta tanıdığımda e, Poyrazoğlu ile yaptığınız ha, bu orkestra mı? Orkestra. Ay, evet ya. Yani. Kaç yaşındasın orada? Tahmini. <laughs> ee, yani konservatuvarı e, bitirdikten sonra ben bir yıl devlet tiyatrosunda çalıştım. Ondan sonra da Ali'ye girdim yani. Evet. 22 ermiyor o öyle ben şey küçücüktüm. yani. Ben o oyuna gelmiştik biz. <laughs> e, kısa pantolonum vardı. E, ben hatırlıyorum <laughs> ağlamıştın hatta ben çıkarım bu çocuğu. <laughs> peki, bu çocuğu peki, salondan atmak, çıkarın dedim. Anlamadım şu sen ne oldu da o zaman işte e, ee, Ali Poyrazoğlu ay, ay 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 böyle herkes yani Ali değil sadece herkes ay 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 dar ya dar ya ya ne oldun 22 23 yaşında o, orada ya. insan değil mi belli bir şey kat eder mesela bir 30'larında filan bir eser öyle diyor. olmaz yani çünkü Yetenek dediğin şey biliyorsun gözüken bir şey yani. Konservatuvara girdiğin anda yetenekliysen bu enerji olarak gözüküyor. Hatta ben çok utangaçtım yani konservatuvara girdiğim zaman Can Gürzap demişti ki ay utanıyor utanıyor ama çok yetenekli. Bak düşün o kadar utanmama rağmen yeteneğim ortaya çıkmış. Ama ondan sonra da kendimi geliştirmek için bir sürü şey yaptım tabii Yaptın, ki evet. yani. Evet. Yaptın. Yaptım. Bunu konuyu çok ciddiye aldın. Aldım. Hiçbir zaman ben senin bir lauballığını görmedim bu tiyatro konusunda e, ve seçimlerin konusunda. Samimi söylüyorum bunu yani sen senin böyle bir hoca hanım ciddiyetinde var bu tiyatrodada yani aynı. gülüyorsun neşelisin filan ama ha. bu konu mesele bu olunca... <laughs> çok ciddisin yani. Aa oyunculuk konusunda değil misin öğrencilerim var bayağı. Biliyorum ee, şimdi Okan Üniversitesi'ndesin. <laughs> evet evet. Daha önce evet. e, mimarsınlardaydım Mimar bizim okuldaydım sonra e, okulu bıraktım hmm. yani e, işte Peki, sonra özel bu böyle mesela. Yani. ...çocuklar senden çekinirler mi... ...Zeliha Berksoy Hoca gibi? Yok yani şöyle... ...yani o karışık biraz neden... ...bazen algılanmıyor... Ee, ...yani o oyunculukla ilgili yaptığın... ...hani duygu çıkartmak için yaptığın... ...hani bizde şeydir ya... ...tamam yakaladın bırakma evet biraz daha bağır... ...hayır olmuyor bir daha bilmem ne yap falan... ...şimdi duygu çıkartmak zor bir şey olduğu için... ...çocuklar ben de peşini bırakmadığım için... Orada şey yapabiliyorlar ama bütün öğrencilerle çok arkadaş gibiyimdir yani. Hmm. Seni seviyorlar ama bir korkarlar. Bazen çok sevilen ve saygı duyulan ve hoşgörüden hiç uzaklaşmayan insanlarda bir alt e, korku da olur. Evet, yani olur. bunun kafasını biz bozmayalım falan gibi. Evet Çünkü mesela şöyle bu hmm. e, efsane halinde bir şey sınav yapıyoruz mimar sınavında. Yani dışarıda o kadar büyük bir gürültü yapıyorlar ki. Arkadaşlar dedim söyler misiniz? İşte bir öğrenci çıkıyor susun. Der Hoca sınav yapıyor falan. Ona tekrar yapıyorlar. İşte gene yolluyoruz. Beşinciden sonra açtım kapıyı. Ha. Arkadaşlar çüş dedim ya. Çok güzel. Çüş dedim ya. Ne bu dedim ya. <laughs> böyle ama bu nasıl bağırıyorum böyle şey olarak avaz avaz. Sesim biraz güçlüdür, o evet. yüzden korkutur. Bu e, çüş bir korkuturu. halk deyimidir ve evet. televizyonda söylenebilir. Yani, söylenebilir. Düte değil ettiyseniz, mi? Evet. Dur demek Yok, zaten. Hiçbir evet. şey yapma. Evet, dur. Bir şey yapma. Evet, dur. evet. Bir ama şey burada değil halka yani. mal olmuştur. Evet, evet. Yani çok, evet, öyle deriz evet. biz. Çüş artık bu kadar da evet. olmaz deriz yani. Yani günlük deyim olarak. Hayır, evet. Bulunuyor. Aman, asla bir küfür değil bu. Hayır, yani. değil Bilmiyorum. kesinlikle ha, değil. Ki. Ben onun için değil öyle sananlar sanacaklar olarak. Çünkü bizim de bir şey vardı. Cihan Ünal ders yapıyordu ee, bir konservatuvarda. O sırada rahmetli Boran Kaya vardı. Evet. O da rahmetli çok genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşımız. O e, şeyden e, dolabı var hemen bu bizim Beşiktaş'ta yeni geçtiğimiz okulda Dolabın e, açıyor dangur dungur ses çıkarıyor falan. E, Cihan Ünal Hoca da günlük baş ağrısı vardır onun. Ee, migren ondan sonra o migreni her zaman olur ee, ders işlerken de migren ağrısı devam eder ee, o yüzden sessiz ders işlenir ee, fakat bizimki öyle bir dolabı açtı kapattı bir gürültüler falan sonra bir küfürlü konuşmalar yaptı koridorda o zaman hoca da çıkıp ona küfür etmişti onu burada söyleyemem ama çok komik bir küfürdü keşke söylesem çünkü çok gülerdik <laughs> Alta Çüş boyutunda. Çüş <laughs> boyutunda. Evet. Evet. Peki ee, Hakikaten öyle. Yani okul okulun ee, bu alt katta mı üstteki salon, sahnede mi ders yapıyordu? Alt katta mı ders yapmıştın o sırada? Aa, o sırada. Çüş diye bağırdı. Aynen dolapların orada oldu. Dolapların oldu. Evet, orada aynen. çünkü çocukların dolapları olduğu evet. işte. Orada çok böyle şeyler oluyor sohbetler bağırış çağırış falan oluyor. Hoca da o gün migreni olduğu için bizde şey yapıyordu öyle bir egzersiz var mı tarihi olarak bilmiyorum da siz dedi bakın dedi herkes dedi böyle bir çember oluşturduk sahnede o yükseltinin üzerinde bir piramit yapın dedi. Piramit yapın dedi. Herkes getirip bir tuğla koysun dedi anlamadım tuğladan bir piramit yapacağız hayali olarak tabi yaranmaya çalışan çocuklar da diyor ki hocam ben şu anda götürüyorum koyuyorum o piramide diyor bir tuğla daha koyuyorum diyor yalan dolan öyle kim bilir ne düşünüyor o sırada ondan sonra devam edin de hocanın migreni vardı o sırada yani ses istemiyordu o sırada size hayalinizden piramit yapın diyordu çok değerli dersleri de vardı. Migreni oldu zaman piramit yapıyorduk. <laughs> 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 mı insan? öyle bir deli gibi baş ağrısı çekiyorsun bir de çocuk falan bir şeyler çıkaracak böyle hani bir şey. Çünkü bir çocuktan bir şey çıkarmak zor. Zor. Evet. Şimdi bir de yeni çocuklarla mobbinge giriyor değil mi bazı şeyler. Aha, Nerede tabii. bizim hocaların bize ağlatıp zırlatmaları, höykürtmeleri, içimizdeki şeyi çıkarmaları biraz böyle <laughs> e, hani bugünün çocuklarına kişisel saldırı olarak algılanıyor yani psikolojik saldırı hatta psikolojik taciz olarak algılanır bugün. Tabii şimdi mesela... Biz yani geçmişe dönük olarak bütün hocaları dava edebiliriz. Edebiliriz. Onu söylemek istiyorum. Şimdi diyafram çalıştırırken bile çocuğu önce onun elini koyuyorsun buraya sen elini onun üstüne koyuyorsun. Biz i̇şte öyle yani. biz de girerlerdi. <laughs> Diyaframını alır bile. <gülüyor> <yani>. <gülüyor>